Evet, herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir inşallah. Bugün sizlere söz verdiğim gibi Lura temizlik robotunun yıkama kısmının kurulumundan bahsedeceğim. Önceki videoda da zaten Lura'ya sahip olmak isterseniz ne yapmanız gerektiği hakkında açıklama kısmına iletişim bilgilerini bırakmıştım. Tekrardan açıklama kısmına iletişim bilgilerini bırakıyorum. Lura.com.tr'den ürünü satın alabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişi Tanju Bey'dir. Oradan benim adımı söylediğinizde ekstra indirimle sahip olabilirsiniz bu cihaza. O halde kurulumumuza geçelim. Evet, bu kutuda gördüğünüz gibi yıkama setimiz bulunuyor. Kutulama sistemi çok başarılı. Çok beğendim ben. Ekstra bir kutu daha çıkıyor. Şöyle çıkartabilirsem ben bunu. Evet, yine zor olsa da çıkartmayı başardık. Kutumuzun içinden iki tane gördüğünüz gibi borumuz çıkıyor. Şöyle çıkartıyoruz şunları. Bunları teker teker göstereceğim size. Bakın şöyle. Bunu da çıkartıyoruz. İki tane. Sonra bir tane halı yıkama hortumumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunu da poşetlerini çıkartıyoruz. Evet. Halı yıkama başlığımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da indiriyoruz. Koltuk yıkama başlığımız çıkıyor. Böyle ya. Ve yıkama ünitemiz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, kuruluma geçmeden önce yıkama ünitemizin, bakın şu zaten çıkıyor yerine. Burada bakın, şurada bir çıkıntı var. Görüyor musunuz? Bakın şuraya kadar. Şuraya kadar suyumu doldurup geliyorum. Evet, bakın arkadaşlar, suyumu gördüğünüz gibi şuradaki çizginin hizasına kadar, çıkıntının hizasına kadar doldurdum ve bunu yıkama ünitesine takıyorum. Taktıktan sonra kutunun içerisinde ne yazık ki şampuan çıkmıyor. Halı yıkama makineleri için özel olarak üretilmiş şampuandan su haznesine üzerinde belirtilen seviyeye kadar döküyorsunuz. Lura servisinden de özel şampuanına sahip olabilirsiniz. Sonra bakın şöyle yapalım. Kirli su haznemiz boş kalacak. Bunun içerisine su doldurmadan yıkama ünitesine takıyoruz. Fakat normal teker grubunda olduğu gibi yıkama ünitesine de bakın şu su haznesinin ön kısmındaki çıkıntı, yakınlaştırayım şöyle görün. Yıkama ünitesinin şurasında da bir boşluk var. Bu ikisi birbirine denk gelecek şekilde bunu hazneye oturtturuyorum. Fakat dediğim gibi bu boş kalacak. Buna su doldurmuyoruz. Sonrasında gövdeyi hazneye oturtturuyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sonrasında bakın şu kısımda bir tane kapak var. Bu kapağı yukarıya doğru çekerek çıkartıyoruz. Ve içinden bir kablo var. O kabloyu üniteden çıkartıyoruz. Şuradaki, bakın şuradaki priz kapağını yukarıya doğru kaldırarak bu fişimizi şuraya takıyoruz. Ardından yıkama hortumuz, bakın zaten normal mantık, tekrar şuraya takıyoruz. Ve şu alt kısımda bunun gireceği yuva var. Bunu oraya oturtuyoruz. Bunu yakından görelim. Evet, bakın serum borumuzu takmak için bunu yuvaya takıyoruz. Bakın bastırıyoruz. Çıt sesi geliyor. Şu aparat öne doğru geliyor.
Bunu çıkartmak için de bakın şuradaki demiri geriye doğru itiyoruz. Bakın tekrar itiyorum. O zaten fırlatıyor. Takalım. Evet, şu anda serum borumuz cihaza oturdu. Şimdi biz halı yıkama işlemi yapacağımız için şu görmüş olduğunuz boruları tetik kısmına takacağız. Bakın şurada yine bir çıkıntı var. Görüyor musunuz boruda? Ve tetikte şu çıkıntının gireceği bir yer var. Bunu bir araya denk gelecek şekilde takıyoruz. Bakın çıt sesini duydunuz. Bunu çıkartmak için de bakın şurada bir düğme var. Bu düğmeye basıyoruz ve boruyu öne doğru çekiyoruz. Tekrar takalım. Burada da emiş gücünü ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Makine çalıştığında bunu açtığınız zaman emiş gücü düşer. Bunu kapattığınız zaman emiş gücü tekrardan artar ve burada suyu kontrol etmemizi sağlayan bir tetik var. Bunu isterseniz hiç basmadan sabit bir şekilde de bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için bakın şu tetiği yukarıya doğru kaldırıyorum. Şu tuşu öne doğru ittiğimde bakın şu tuşu öne doğru ittiğimde bu artık sabit. Yani suyu sürekli otomatik olarak verecek. Benim basmama gerek yok. Bunu iptal etmek için de bunu tekrardan yukarı doğru bak basıyorum. Yukarı doğru çekiyorum ve bu tuşu geriye doğru çekiyorum. Şu anda tekrardan istediğim gibi komut verebilirim. Yapalım tekrardan bakın. Şu anda tamamdır. Diğer borumu da aynı şekilde takıyorum. Bakın. Ve gelelim halı yıkama başlığının takılmasına. Yıkama başlığı da yine aynı mantıkla tetiğimize takılıyor. Ve şu anda cihazımız kuruluma hazır. Fişimizi takıyoruz. Yıkamayı aktif hale getirebilmek için bakın 01 anahtarından cihazımızı çalıştıracağız. Ve eksi butonuna basarak cihazımızı durduracağız. Çünkü ilk başta halıya su püskürteceğiz. Çalıştıralım. Şu anda cihazımızı, motorunu kapattık ama hala makinamız devrede. Burada brush pump yazan bir tuş var. Bu tuşa basarak cihazımızın su motorunu aktif hale getireceğiz. İlk başta yıkayacağımız alanı normal bir süpürgeyle güzel bir şekilde süpürüyoruz. Tozdan kirden arındırdıktan sonra yıkama işlemine geçeceğiz. Bu tuşa basarak bakın şu anda su motoru devreye girdi. Evet. Yıkayacağınız alanı tamamen ıslattıktan sonra tekrar bunu kapatıyorsunuz ve cihazı artı tuşuna basarak kademesini arttırıyorsunuz. Şimdi bakın biz su püskürtmesini görelim. Çalıştırıyorum. Bakın. Suyumuz geliyor. Bakın. Gördünüz mü? O halde halımızı ıslatabiliriz. Evet, su püskürtme işlemimi bitirdim. Su motorumu kapattım. Şimdi artı tuşuna basarak cihazımın kademesini yükseltiyorum. Evet, yıkama işlemini halı için şu anda tamamladık. Şimdi suyumuza bakalım. Bakın.
Evet, suyumuz biraz köpürdü. Çünkü ben deterjanı çok fazla koydum. Siz çok fazla koymamaya özen gösterin. Çünkü bu cihazınıza zarar verebilir. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Sadece ufacık bir yer yıkadım. O halde bir de sandalyeyi yıkama işlemine bakalım. Suyumuz bu arada bitmiş. Tekrardan suyunu doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar, sandalye yıkayacağım için bu görmüş olduğunuz küçük başlığı tetik kısmına takacağım. Yine şurada gördüğünüz gibi bir çıkıntı var ve burada onun gireceği bir yuva var. Bu ikisini bir araya denk gelecek şekilde takıyorum ve su püskürtme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Yıkayacağınız yer, örnek veriyorum, lekeler vardır. Bakın şöyle lekeler vardır. Bunu bir fırça yardımıyla fırçalarsanız lekeler daha kolay gidecektir. Şöyle yıkıyoruz arkadaşlar. Çok fazla detaya inmiyorum. Sandalye, koltuk, yatak yıkama şeklimiz de budur arkadaşlar. Devam edelim. Ve bir de bu şekilde bir sert zemin aparatımız bulunuyor. Bunu bakın başla şu şekilde takıyorum. Bununla fayanslarınızı, parkelerinizi, camlarınızı yıkayabilirsiniz. Şimdi buna bakalım. Cihazımı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Su motorunu çalıştırıyorum. Bakın şimdi zemini ıslatıyorum gördüğünüz gibi. Su motorumu kapatıyorum ve cihazımı çalıştırıyorum. Evet, sert zemin yıkama işlemimiz de tamamlandı. Evet, yıkama işlemimiz sona erdi. Yıkama işiniz bittikten sonra hortumunu çıkartıyorsunuz, kuruluyorsunuz. Daha sonrasında su haznesindeki suyu boşaltıyorsunuz. Hazneyi daima kuru kaldırmaya özen gösterin cihazınızın uzun ömürlü olabilmesi için. Evet, videoyu buraya kadar izleyip sıkılmadan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada zaten bu makine yağmanız şu yönden avantajlı olacaktır. Yıkatmayı veriyoruz halılarımız ama birçok kişinin halısı gidiyor ve aynı fırçalarla bizim de halımız yıkanıyor. Affedersiniz, halıya kusan oluyor, kedisi köpeği olan oluyor. Yani biz de o aynı fırçalarla tekrar o yıkanmış halıları evimizde ne yazık ki kullanıyoruz. En azından kendiniz tamamen hijyenik koşullarda kendi halınızı, yatağınızı, koltuğunuzu yıkayabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.